Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hakkımda benimle ilgili varsayımlarda bulunur musunuz diye Instagram story'mden paylaşmıştım. Nasıl derseniz, bence sen şöylesin, bence sen böylesin gibi varsayımlarda bulunup ben de doğru olup olmadığından bahsedeyim. O şekilde bir video çekmek istedim. Daha önce bu videoyu çeken insanlar var zaten. Onları izlemişsinizdir belki. O zaman hakkımda bulunduğunuz varsayımları, yazdığınız varsayımları okuyarak doğru mu değil mi biraz bahsedelim. Çok boş bir insansın. Boş bir insan olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Neden öyle bir düşünceye vardın, kanaate vardın bilmiyorum ama doğru olduğunu düşünmüyorum ben en azından. Çok iyisin abla demiş. Çok teşekkür ederim. Kendi çapımda iyi bir insan olduğumu ben de düşünüyorum açıkçası. Aslında çok naif birisin. İnsanları kırmaktan korkuyorsun, doğru mu? Evet, naif bir insanım. İnsanları kırmaktan çok korkuyorum. Kırdığım zaman da çok üzülüyorum. Pişman oluyorum yani. Neden öyle söyledim, neden öyle yaptım diye geceleri düşünüyorum açıkçası. Eğer hatam varsa da çok fazla özür dilemeyi sevmesem de gerektiği zaman özür de dileyebiliyorum yani. Çıkarcı demiş bana biri. Çıkarcı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Genelde başka insanlar beni çıkarları uğruna kullanıyorlar, yanlarına çağırıyorlardı falan. Çıkarcı bir insan değilim gerçekten. Tanımadığın için tabi böyle düşünmen doğal. Ama beni tanısaydın gerçekten bu çıkarcı kelimesini bana söylemezdin. Mehmet senin kameranı kullanıyor. Hayır, Mehmet benim kameramı kullanmıyor. Kendi telefonuyla videolarını çekiyor. Ama benim kameramı isteseydi de verirdim yani video çekmesi için. Sabırsız birisin. Evet, çok sabırsız bir insanım gerçekten. Böyle bir şey yapmam gerekiyorsa o an yapmalıyım. Mesela bu videoyu bugün çekmem gerekiyor dedim ya. Hazırlandım ya, bunu bugün çekmem gerekiyor yani. Yarın çekemem yani. Öyle bir takıntım da var, sabırsızlığım da var. Bekletilmeyi de sevmiyorum. Çok sabırsızlanıyorum yani. Bir işi yapmam gerekiyorsa hemen acilen yapmam gerekiyor. Öyle, çok sabırsızım. Doğru bildin. Bence hala kilonu korumaya çalışıyorsun. Yemenden kısıyorsun. Evet, kilomu korumaya çalışıyorum. Geçen hafta çok yemiştim. 2 kilo aldım. Şimdi de kilomu vermeye çalışıyorum. 5. gün oldu şu an. 5 gündür diyet yapıyorum mu dersiniz artık? Sağlıklı besleniyorum mu dersiniz? Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Abur cubur fast food haricinde evdeki sağlıklı yemeklerden, her şeyden yiyorum yani. Ama ben sağlıklı besleniyorum derken hiçbir şey yemiyorum anlamına gelmiyor bu. Kilomu da vermiş bulunmaktayım. 50 kiloya düştüm. Doğru bildin yani. Aşırı saf olman. Evet, gerçekten çok saf bir insanım. Kandırılma derecesinde saf bir insanım yani. Bir insana çok çabuk güvenirim. Bu da kötü bir özellik bence, bana göre. Bence sen güzelliğinin farkında değilsin. Çok ağam şam bir güzelliğim olduğunu düşünmüyorum. Ama her insanda olduğu gibi aynaya bazen baktığımda kendimi güzel bulabiliyorum. Bazen baktığımda da hiç güzel bulmuyorum. Moduma göre değişiyor yani. Beni kızlar anlamıştır zaten. Mehmet'le evlenecekler. İnşallah, Allah nasip ederse evet, evlenmek istiyoruz. Balık burcusun demiş. Hayır, balık burcu değilim. Oradan bakınca duygusal gibi gözüküyorum galiba ama yay burcuyum ve yay burcunun tüm özelliklerini taşıyorum gerçekten. Sevilmediğin ortamlarda duracak kadar gurursuz olma, varsayımım gururunun olmaması. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum arkadaşlar. Sevdiğim, hobi olarak başladığım bir şeydi. Şimdi iş haline de dönüştü, hem de hobi halinde. İkisi bir arada. Götürmeye devam ediyorum. Gurursuzlukla bir alakası yok. Ben sevdiğim için yapıyorum. Ben beni sevenler için çekiyorum. Sevmeyenler zaten benim videomda işi olmaması lazım, izlememesi lazım. Onların gurursuzluğu, hem hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, hem de seve seve en önde videolarımı izleyip yorum yapıyorlar. Onlar mı gurursuz, ben mi gurursuz bilemeyeceğim artık. Dıştan aşırı saf, her şeye inanan biri gibi gözüküyorsun. Aynen dediğin gibi çok saf bir insanım. Böyle denilen her şeye hemen kanarım, gerçek olduğunu düşünürüm yani. Şizofrensin bence demiş. Hayır, şizofren değilim. Bence eşyalarını kullandırmayı pek sevmiyorsun. Aksine eşyalarımı kullandırmayı severim. Kızmam hiçbir şekilde eşyalarım kullanıldığı zaman. Ablam makyaj malzememi alsa mesela kullanmak için izin veririm. Kızmam hiçbir şekilde, ya da kıyafetim aynı şekilde. Çok takıntılı birisin. Örneğin kilo sağlık için vermedin bence. Evet, çok takıntılı bir insanım. Aşırı derecede takıntılı bir insanım. Her şeyi takarım kafama. Kilo sağlık için vermedin demiş. Evet, kiloyu sağlık için vermedim. Vücudumu beğenmediğim için, kilomdan rahatsız olduğum için kilo verdim. Haklısın, bildin. İyi niyetli ama sevgilinden ayrılmak ya da uzun süre video atmamak gibi şeyleri kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Hayır, sevgilimden ayrılmak için ya da uzun süre video çekmeyi kasıtlı yapmadım.
Bazı sorunlardan dolayı video çekemedim. Çekmek isterdim ama sorunlar olduğu için, üzgün olduğum için çekemedim tabii ki de. Sevgilimden kasıtlı ayrılmadım. Aramızda bir sorun olmuştu. Daha sonrasında barıştık ve videolar çekmeye devam ettim. Hiçbir şeyi kasıtlı yapmam ben arkadaşlar. Ben neysem oyum. Takipçi kasmak için, başka bir şey için, yani yalandan şeyler yapacak karaktere sahip bir insan değilim. Bence sen kendini geliştirmeyen bir insansın. Ben kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Eski videolarımla şu anki videolarıma bakınca bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum. Saç olsun, makyaj olsun, konuşma tarzı olsun, kamera olsun, ışık olsun. Her açıdan geliştirdiğimi düşünüyorum. Sen düşünmesen de. Bence sen geceleri uyku tutmadığı zaman müzik açıp dans ediyorsundur. Hayır, müzik açıp dans etmiyorum. Aksine videolar açıp uzanarak video izlemeyi daha çok seviyorum. Ya da film izlemeyi. Çok ikiyüzlüsün demiş. Ne ikiyüzlülüğümü gördün diyeceğim şimdi. İkiyüzlü bir insan değilim. Ve ayrıca sen benim ikiyüzlü olduğumu neden düşündün? Ne yaptım da yani? Ailesine düşkün, ailesi dışında hiç kimseye güvenemeyecek kadar içe kapanık görünüyorsun. Evet, aileme düşkünüm. Ailem dışında hiç kimseye güvenemeyecek kadar içe kapanığım gerçekten de. Bu yaşadığım olaylardan dolayı artık kimseye güvenemiyorum ailem dışında. O yüzden yani kimseyle arkadaşlık kurmak istemiyorum, yeni çevre edinmek istemiyorum. Gerçekten doğru tahminlerde bulunmuşsun, varsayımlarda bulunmuşsun. Bence Mehmet'le evlenmek için can atıyorsun. Evet, şu an imkanım olsa Mehmet'le evlenmek isterdim açıkçası. Can atıyor musun dersen, çok aşırı da can atmıyorum. Olursa olur, olmazsa da olmaz diyelim nasip. Bence saçını 2 haftada bir yıkıyorsundur. Hayır, saçımı 2 haftada bir yıkamıyorum. Daha kısa sürede saçımı yıkıyorum. Kendinden çok etraftaki insanların iyiliğini düşünüyorsun. Evet, öyle, kendimden çok insanların iyiliğini düşünürüm çevremdeki. Bu yüzden üzülüyorsun, iyi niyetli ve şey olduğun için demiş. Devamı görünmüyor. Evet, kendimden çok çevremdeki insanları daha çok düşünürüm. Onların olayı olduğu zaman onların olayına daha çok üzülürüm. Kendimi o kadar düşünmem yani. Doğru bilmişsin. Nasıl bu kadar tanımışsın anlamadım gerçekten. Banu, bence sen iyi niyetinden hep kaybediyorsun. Herkese iyilik yapıp karşındakini de kendin gibi biliyorsun demiş herhalde. Evet, iyi niyetimden kaybettiğimi düşünüyorum. Videolarımda doğal, kendim iyi niyetli olduğum için kaybettiğimi düşünüyorum. Normal hayatımda da iyi niyetimden kaybediyorum. Bir sürü hata yapılıyor bana karşı. Gerçekten doğru. Sanki seninle karşılaşmışız, tanışmışız, konuşmuşuz gibi. Beni tanıyormuşsun gibi gerçekten. Şaşırdım. Çok kırılırsın ama nefret etmezsin. Evet, çok kırılırım bir olay yaşadığımda, biri beni kırdığında. Ama kesinlikle nefret edemiyorum. Herhalde yay burcu olduğum için. Burcumun özelliğini taşıyorum. Yay burçları ikinci değildir çünkü. Bence sen hiç şehir dışına çıkmadın. Evet, hiç çıkmadım gerçekten. Ve Trabzon'dan farklı şehirleri görmeyi çok istiyorsun. Gerçekten Trabzon'dan farklı şehirleri görmeyi çok istiyorum. Belki bir videomdan denk gelmişsindir. Oradan böyle bir tahminde bulunmuşsundur. Gerçekten böyle farklı farklı şehirleri görmek, gezmek istiyorum ama hiç nasip olmadı. İnşallah ileride nasip olur. Bence sen çok yardımseversindir. Evet, yardım etmeyi çok severim böyle. Dışarıda bir kedi ya da köpek gördüğüm zaman ona bir mama almayı ya da bir marketten bir şey alıp önüne getirmeyi çok seviyorum gerçekten, yardım etmeyi. Ya da insanlara para yardımı yapmayı falan da seviyorum ama onların hepsine ayrıntısıyla kime yardım ettiğimi tabii ki de söylemeyeceğim. Ayrıca çok güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum. Asla pes etmiyorsun. Helal valla. Ben de kendimi bu videolar yayınlanana kadar, dalga geçilene kadar bu kadar güçlü olduğumu düşünmüyordum. Ama bu olaylardan sonra hala çekebilme gücü olması, çekinmemem, kimseye karşı şey geride kalmamaya çalışmam falan düşündüğümde gerçekten güçlü bir karakter olduğumu bu şekilde anlamış oldum ben de. Evet, asla pes etmiyorum ve pes etmeyeceğim de Allah izin verdiği sürece çekmeye devam edeceğim. Aslında çok şey yapmak istiyorsun ama adım atamıyorsun gibi geliyor. Evet, aynen o şekilde. Yeni yeni videolar çekmek istiyorum ama adım atamıyorum. Çünkü şu andaki imkanlarım kısıtlı. Ama imkanlarım iyileştikçe farklı farklı içerikler, farklı farklı güzel şeyler gelecek yani. Bence sen insanları dikkate almayıp hoşuna giden şeyleri yapmak istiyorsun. Hayır, eskiden olsa hoşuma giden şeyleri yapmak isterdim video açısından. Çünkü ben kendim mutlu olmadığım bir şeyi neden çekeyim diye düşünüyordum eskiden olsa. Ama artık eleştiriler çoğalınca bende de bir yanlışlık olduğunu fark ettim. Eleştirilere
dikkate almam gerektiğini fark ettim. O yüzden artık dikkate alıp saçıma, makyajıma daha çok dikkat ediyorum. İçeriğime daha çok dikkat ediyorum. Aynı şeyleri çekmemeye, sürekli her gün vlog atmamaya çalışıyorum. Bence senin saat 6'dan sonra sokağa çıkman yasak. Hayır, sokağa çıkmam 6'dan sonra yasak değil. 10'a kadar dışarı çıkabilirim. Zaten ondan sonra da ben dışarı çıkmak istemem. Çünkü biliyorsunuz dışarıda olan biten olayları gece saatlerinde. O yüzden çıkmak istemiyorum. Yani böyle gece gezmelerine zaten gidebilen bir insan değilim. Gitmek isteyen bir insan değilim. Ama markete falan 6'dan sonra çıkabiliyorum. Yani 7'de, 8'de olsun, 9'da olsun gidebiliyorum markete. Kimse de kızmıyor yani nereye gidiyorsun diye. Sen kesin evde çorapsız geziyorsundur ve şu anda da ayağında da çorap yoktur. Şu an ayağımda çorap var. Bazen ayağımda çorapsız gezebiliyorum. Bazen de çoraplı geziyorum yani. Değişiyor duruma göre. Çok sıcaklandığım zaman çorabımı çıkarıp çorapsız gezebiliyorum gerçekten. Ama şu an ayağımda çorap var dediğim gibi. Hakkımdaki varsayımlarınızı cevapladım. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.